Merhaba arkadaşlar, konumuz anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğu konusu kendi içerisinde iki başlık altında incelenir. Sözcük düzeyinde ve dil bilgisel olarak. Bizler sizlerle bu yıl sözcük düzeyinde olan anlatım bozukluklarını göreceğiz. Diğer başlığımız 8. sınıf konusudur. Bakalım sözcük düzeyinde anlatım bozukluğu başlığı altında neler varmış? 1. Gereksiz sözcük kullanımı. 2. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı. 3. Anlam belirsizliği. 4. Mantıksal tutarsızlık. 5. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. 6. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. 7. ve son başlığımız deyim ve atasözü yanlışlıkları. İlk başlığımız olan gereksiz sözcük kullanımı ile başlayalım arkadaşlar. Bakalım gereksiz sözcük kullanımı neymiş? İyi bir cümlede gereksiz hiçbir sözcük kullanılmaz. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında, cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma, daralma olmuyorsa o sözcük gereksizdir. Cümlede eş anlamlı sözcüklerin veya anlamca birbirini kapsayan sözcüklerin birlikte kullanılması gereksiz sözcük kullanımına yol açar. Gereksiz sözcük kullanımı duruluk ilkesine aykırıdır. Örneklerimiz üzerinden bakalım gereksiz sözcük kullanımı nasılmış, nasıl oluyormuş? Sıcaklık sıfırın altında eksi 3 dereceymiş cümlesinde eğer sıcaklık eksi ise zaten sıfırın altındadır. Sıfırın altındaki sıcaklıklara eksi deriz. Ek olarak sıfırın altında dememe gerek yoktur. İkinci örneğimizde okula yaya yürüyerek gidiyormuş örneğinde yürümek eylemi zaten yaya olarak yapılmaktadır. Ek olarak yaya dememe gerek yoktur. İki günde bir gün aşırı dedemi ziyaret ederiz örneğinde. Eğer işi gün aşırı yapıyorsam ek olarak iki günde bir dememe gerek yoktur. Merdivenlerden aşağı beraber indik örneğinde. İnmek eylemi zaten aşağı yöne yapılır. Ek olarak aşağı dememe gerek yoktur. Ahmet, Ferit ve Ferhat ile birlikte gitmiş örneğinde ile eki zaten bana birliktelik anlamı katmaktadır. Ek olarak birlikte dememe gerek yoktur. Gözleri görmeyen çocuk kulaklarının çok iyi işittiğini, her şeyi duyabildiğini söyledi. Örneği güzel bir örnektir, zor bir örnektir. Dikkatli inceleyelim. Gözleri görmeyen çocuk derken görme organımız zaten gözlerimizdir. Bu işi gözlerimiz yapar. Kulaklarının çok iyi işittiğini derken işitme organımız zaten kulaklarımızdır. Ek olarak gözleri ve kulakları diye belirtmeme gerek yoktur. Cümlenin doğru biçimi şu şekilde olmalıdır. Görmeyen çocuk çok iyi işittiğini, her şeyi duyabildiğini söyledi. Birbiriyle anlamca çelişen sözcük kullanımına bakalım birlikte. Anlamca cümlenin yargısıyla uyuşmayan ya da karşıtlık yaratan sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Cümlenin anlatımında kesinlik ve olasılık anlamı taşıyan sözler bir arada kullanılmamalıdır. Bakalım örnekler üzerinden. Şüphesiz söylenenleri duymuş olmalı örneğinde. Şüphesiz sözcüğü kesinlik anlamı katar, olmalı sözcüğü ise ihtimal anlamı katar. Kesinlik ve ihtimal aynı cümlede olmaz arkadaşlar. Bir tanesi cümleden çıkarılmalıdır. Kesinlikle akşam gelebilirler örneğinde kesinlikle sözcüğü yine kesinlik anlamı katmaktadır. Gelebilirler sözcüğü ise ihtimal anlamı katmaktadır. Kesinlik ve ihtimal bildiren iki sözcük aynı cümlede aynı anda bulunamaz. Eminim bu yapılanlar onu üzmüş olmalı. Örneğinde eminim sözcüğü kesinlik bildirmektedir. Olmalı sözcüğü ihtimal bildirmektedir. Yine bir kesinlik ve bir ihtimal bildiren sözcük aynı anda aynı cümlede bulunamaz. Onunla aşağı yukarı tam 7 yıldır tanışıyoruz örneği güzel bir örnektir. Aşağı yukarı sözcüğü ihtimal bildirir. Tam sözcüğü ise kesinlik bildirir. Bir ihtimal ve bir kesinlik yine aynı anda aynı cümlede bulunamaz. Çocuk topu almak için yavaşça yerinden fırlayıverdi. Örneği de yine güzel örneklerdendir. Yavaşça
Ve fırlayıverdi sözcükleri birbiriyle Almanca çelişmektedir. Bakın fırlayıverdi sözcüğündeki ivermek neydi? Tezlik ekiydi. Yani bir işte tezlik anlamı varsa bu işi yavaşça yapmıyorumdur, hızlı yapıyorumdur. Tezlik eki ve yavaşça sözcüğü aynı anda, aynı cümlede bulunamaz. Son örneğimiz, dedesinin kulağına bağırarak bir şeyler fısıldıyor. Fısıldıyor sözcüğüne bakalım. Fısıldamak nasıl yapılır? Alçak sesle yapılır. Bağırmak nasıl yapılır? Yüksek sesle yapılır. Yüksek sesle yapılan bir eylem ve alçak sesle yapılan bir eylem aynı anda, aynı cümlede bulunamaz. Bağırmak eylemi fısıldamak şeklinde ifade edilemez. Bakalım anlam belirsizliği başlığımıza. Kişilerin isimlerinin ya da isimlerin yerini tutan zamirlerin kullanılmamasından kaynaklanır. Buraya lütfen dikkat edelim. Kullanılmamasından kaynaklanır. Kısa bir hatırlatma yapalım. Neydi isimlerin yerini tutan zamirler? Ben, sen, o, biz, siz ve onlar sözcükleriydi. Bakalım kısa bir örnekle. Sinemaya Ali, Mehmet ve ben gideceğiz. Ali, Mehmet ve ben. Artık kaçıncı şahıs olduk? Biz olduk. Birinci çoğul şahıs olduk. O zaman Ali, Mehmet ve ben dememe, uzatmama gerek yoktur. Sinemaya biz gideceğiz demem yeterlidir. Sinemaya biz gideceğiz örneğindeki biz, Ali, Mehmet ve beni karşılamak için yeterlidir. Anlam belirsizliğinin bir diğer sebebi virgülün eksik kullanılmasıdır. Eğer virgül eksik kullanılırsa cümle farklı anlamlara, anlam belirsizliğine sebep olabilir. Örnekler üzerinden bakalım. Kitabını evde unuttum. Cümlemiz bu. Bu cümleden senin kitabını evde unuttum da anlaşılabilir. Onun kitabını evde unuttum da anlaşılabilir. Her iki anlam da doğrudur. Burada yapmamız gereken kitabın sana ait mi, ona ait mi olduğunu belirtmektir. Yani uygun kişi zamirini kullanmaktır. Çiçeklerini ben suladım cümlesi, senin çiçeklerini ben suladım, onun çiçeklerini ben suladım, onların çiçeklerini ben suladım anlamlarına gelebilir. Bakın üç farklı anlam çıkar. Bu üç farklı anlam da doğrudur. Burada yapmamız gereken çiçeklerin sana mı, ona mı, onlara mı ait olduğunu belirtmektir. Hasta olduğunu bugün öğrendim cümlesinde. Kimin hasta olduğu, senin hasta olduğun mu, onun hasta olduğu mu belli değildir. Yapmamız gereken hasta olanın sen mi yoksa o mu olduğunu belirtmektir. Evet arkadaşlar, şimdi virgülün eksik kullanımından kaynaklanan anlam belirsizliğine bakalım nasıl oluyormuş. Genç doktora şikayetini anlattı cümlesini ilk duyduğumuzda genç olanın doktor mu olduğu yoksa şikayetini anlatan kişi mi olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Genç biri mi doktora şikayetini anlattı yoksa genç olan doktor mu? Herhangi biri mi ona şikayetini anlattı? Belirsizdir. Burada genç olan doktorsa doktordan sonra, genç olan şikayetini anlatan kişi ise gençten sonra virgül getirmeliyiz ki anlam belirli olsun. İkinci örneğimize bakalım. Çocuk kitabı almayı unuttu. Kitabı almayı unutan çocuk mu yoksa bir başkası mı belirsizdir. Biri çocuk kitabı almayı mı unuttu yoksa çocuk kitabını mı almayı unuttu? Bir karışıklık var, bir belirsizlik var. Eğer çocuk kitabını almayı unutmuşsa çocuktan sonra, çocuk kitabı almayı bir başkası unuttuysa kitabından sonra virgül koymalıyız ki anlam belirsizliği giderilsin. Devam edelim. Küçük ağacın arkasına saklandı. Küçük biri ağacın arkasına mı saklandı yoksa küçük ağacın arkasına biri mi saklandı belirsizdir. Burada bir anlam karışıklığı vardır. Küçük olan ağaç mı bir başkası mı? Nasıl gideriz? Uygun yere virgülü koyarak. Eğer küçük olan biri ise küçükten sonra, küçük olan ağaçsa ağaçtan sonra virgül koymam gerekir.
Hırsız çocuğu kovaladı örneğinde hırsız olan biri mi çocuğu kovaladı yoksa hırsız olan çocuk mu belirsizdir. Hırsız olan biri çocuğu kovaladıysa hırsızdan sonra, hırsız olan çocuksa çocuktan sonra virgül koymalıyım ki anlam belirsizliği giderilmiş olsun. Evet, bir diğer başlığımız olan mantıksal tutarsızlık ile devam edelim. Cümlenin mantıksal açıdan tutarsız olması anlatım bozukluğu sebebidir. Cümlede anlatılanlar mantıksal bir sırayla verilmelidir. Olayların önem sırası dikkate alınmalıdır. Örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Bırakın soğan doğramayı, yemek bile yapamaz. Soğan doğramak yemek yapmaya göre daha kolay bir iştir. Cümlede anlatılanların önem sırasına dikkat edilmemiştir. Doğru şekilde söyleyecek olursak bu cümlenin doğru biçimi şöyle olmalıdır. Bırakın yemek yapmayı, soğan bile doğrayamaz. Yani öncelikle soğan doğramayı yapması gerekir. Yasa TBMM'de 200'e karşı 160 oyla kabul edildi. 200 oya karşılık 160 oy alan bir yasanın kabul edilmiş olması tabii ki mantıksızdır. Cümlenin doğru biçimi şu şekilde olmalıdır. Yasa TBMM'de 160 oya karşı 200 oyla kabul edildi. Devam edelim. Bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi oğluma öğretmek istiyorum. Yine mantıksız bir cümle. Evet, bildiklerini oğluna öğretebilir ancak bilmediği şeyleri oğluna öğretme şansı yoktur. Bu cümle mantıksız bir cümledir. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor seviyedeydi. Bakın ne diyor? İlk kez gerçekleşen diyor. Eğer gösteri ilk kez gerçekleşmişse katılımın rekor seviyede olup olmadığı bilinemez, tespit edilemez. Bu cümle yine mantıksız bir cümledir. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması başlığı ile devam edelim. Her sözcüğün belli bir anlam sınırı vardır. Sözcüğün bu anlam sınırı aşılıp da başka ifadeler yerine de kullanılması anlatımı bozar. Bilhassa yazılışları birbirine benzeyen sözcükler birbirinin yerine kullanıldıklarında anlatım bozukluğu oluşur. Örnekler üzerinden bakalım, anlamaya çalışalım. Ayrım sözlük anlamı olarak fark demektir. Ayrıntı ise detay demektir. Ayrım ve ayrıntı birbirinin yerine fazlaca kullanılan iki sözcüktür. Ne şekillerde kullanılır bakalım. Bu ikisinin hiçbir ayrıntısı yok. Bizim işimizde ayrımlar önemlidir. Bakın, ilk cümleye getirmem gereken ayrım, ikinci cümleye getirmem gereken ise ayrıntıdır. Bu ikisinin hiçbir ayrımı yok. Bizim işimizde ayrıntılar önemlidir demeliydi. İkinci örneğimize bakalım. Çekimser yine sözlük anlamı olarak kararsız demektir. Çekingen ise utangaç demektir. Yine birbiri yerine fazlaca kullanılan iki sözcük. Oylamada iki milletvekili çekingen kalmıştı olmaz. Çekimser kalmıştı dememiz gerekir. Kararsız anlamındaki çekimseri kullanmam gerekir. Çekimser biri olduğu için kimseye soramadı olmaz. Çekimser yerine çekingen yani utangaç anlamına gelen çekingen kelimesini kullanmam gerekir. Yine fotoğraf ve resim birbiri yerine belki de en fazlaca kullanılan iki sözcük. Fotoğraf ne demek? Fotoğraf makinesiyle elde ettiğim görüntü. Resim ne demek? Kalemle çizdiğim, elde ettiğim görünüş. Bana bir vesikalık resminizi bırakın. Olmaz. Ne demem gerekir? Bana vesikalık bir fotoğrafını bırak. Çizdiği fotoğrafı bizlere hediye etti. Olmaz. Fotoğraf çizilmez. Çizilen neydi arkadaşlar? Resimdi. Çizdiği fotoğrafı bizlere hediye etti. Olmalı. Yine öğrenim ve öğretim birbiri yerine fazlaca kullanılır. Öğretim nedir? Öğretme işidir. Eğitimcinin yaptığı iştir. Öğrenim nedir? Öğrenme işidir. Öğrencinin yaptığı iştir. Oğlu Amerika'da öğretim görüyor. Yanlış bir cümledir. Oğlunun yaptığı iş öğrenim işidir. Yani oğlu bir öğrenci. Öğrenim görevlileri toplantı yaptı cümlesindeki öğrenim yanlış bir kullanımdır. Öğrenim yerine öğretim olacak. Çünkü
Görevlilerin yaptığı iş öğretme işidir. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması başlığına bakalım şimdi de. Cümledeki sözcüklerin yerinde kullanılmaması, söylenmek istenenin karşıtı bir anlamın ortaya çıkmasına ya da cümlenin anlaşılmamasına yol açar. Ne demek istiyorum? Örnekler üzerinden bakalım birlikte. Yeni okula geldim ki ders zili çaldı. Bu cümlede anlatılmak istenen okulun yeni olduğu değildir. Aslında birinin okula vardığı sırada zilin çalması anlatılmak istenmiştir. Öyleyse cümlenin doğru şekli şöyledir. Okula yeni geldim ki ders zili çaldı. Yeni sözcüğü okul sözcüğünden sonra getirilirse bu karışıklık giderilmiş olur. Yine doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı cümlesinde anlatılmak istenen kasabada doktor olarak doğduğu değildir arkadaşlar. Doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladığıdır. Öyleyse cümlenin doğru şekli şöyledir. Doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladı. Yeni doğan halamın kızına hediyeler aldım. Bu cümlede anlatılmak istenen halasının yeni doğduğu değildir tabii ki. Anlatılmak istenen nedir? Halasının kızının yeni doğduğudur. Öyleyse cümlenin doğru şekli şöyledir. Halamın yeni doğan kızına hediyeler aldım. Evet arkadaşlar, son başlığımız olan deyim ve atasözü yanlışlıklarına bakalım birlikte. Atasözleri ve deyimlerin yanlış anlamda kullanılması ve bu kalıplaşmış sözlerde yapılan değiştirmeler anlatım bozukluğuna yol açar. Burada altını çizmek istediğim husus, deyim ve atasözlerinin kalıplaşmış sözler olduğu, kesinlikle deyim ve atasözlerindeki sözcüklerin yerleri değiştirilemez, bir sözcük çıkarılıp yerine eş anlamlısı dahi koyulamaz. Bu sözler kalıplaşmış sözlerdir. Örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Etrafta kimsecikler yoktu, adeta ana baba günüydü. Buradaki deyimimiz ana baba günüydü. Ana baba günü olmak karşılık olarak kalabalığı ifade etmektedir. Eğer etrafta kimsecikler yoksa ana baba günüydü diyemem. Ana baba günüydünün yerine incin top oynuyordu diyebilirim. İncin top oynamak karşılık olarak kimseciklerin olmadığını ifade eder. İkinci örneğe bakalım. Güzel haberi alınca yüreğine ateş düştü. Yüreğine ateş düşmek olumsuz bir çağrışım yaratmaktadır. Kötü bir haber almayı karşılamaktadır. Eğer güzel bir haber aldıysam yüreğime ateş düşmez değil mi arkadaşlar? Yüreğime su serpilmiştir ya da yüreğim ferahlamıştır. Yüreğine ateş düşmek yerine bu iki deyimden birini kullanabilirim. Üçüncü örneğime bakayım. Baş nereye giderse bacak da oraya gider. Olmaz. Bacak olmaz. Neden? Ne demiştim? Deyimler veya atasözleri kalıplaşmış sözlerdir demiştim. Kesinlikle sözcükler değiştirilemez demiştim. Yani bu deyimde baş nereye giderse ayak oraya gider olmalıdır. Ayak yerine bacak kullanılamaz. Bu son olay üstüne tuz şeker ekti. Olmaz. Şeker yerine biber demem gerekir. Doğru şekli bu son olay üstüne tuz biber ekti olmalıdır. Haydi bakalım seç pirincin taşını. Olmaz. Nedir doğru şekli? Ayıkla pirincin taşınıdır. Ayıkla yerine seç kullanılamaz. Dün çok güzel konuşmuş, ağzına geleni söylemişti. Ağzına geleni söylemek yine çağrışım olarak olumsuz bir çağrışım yaratmaktadır. Eğer güzel şeyler söylediysem, güzel konuştuysam ağzımdan bal damlamıştır. Ağzına geleni söylemek yerine ağzından bal damlamıştı demem daha doğru olur. Evet arkadaşlar, şimdi konumuzu pekiştirmek adına örnek sorularımıza bakalım. İlk örnek sorumuzla başlayalım. Dün fazla güneşte kaldığım için çok hastalandım. Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun nedeni nedir demiş. Şimdi benim bu cümlede anlatmak istediğim nedir? Güneşte kalma süremin fazla olduğudur. Ancak bu cümleden anlaşılan nedir? Güneşin azlığı ya da fazlalığıdır. Ne yapmam gerekir? Fazla sözcüğünü güneşten bir önceki yere koymaktır. Cümlenin doğru biçimi nasıldır? Dün güneşte fazla kaldığım için çok hastalandım. Yani benim güneşte kalma sürem fazladır. Bu sebeple cevap denizde olacak, kelimenin yanlış yerde kullanılması.
İkinci örnek sorumuza bakalım. Onunla yaklaşık tam 3 yıldır görüşmüyoruz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir demiş. Bakalım birlikte hemen burada yaklaşık ve tam sözcüklerinin dikkatinizi çekmesi gerekir. Tam sözcüğü bize tam bir sayı belirtir değil mi? Yani kesinlik bildirir. Ancak yaklaşık sözcüğü emin değilim bana bir kesinlik bildirmez. Yani olasılık bildirir. Ne demiştik? Kesinlik ve olasılık bildiren iki sözcük aynı cümlede bulunamaz demiştik. Yani ne oluyor cevabımız? Denizli çelişen kelimelerin birlikte kullanımı. Bir diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A şıkkına bakalım. Yağmurlu havalarda araçların kaza yapma şansı artar. Burada şans sözcüğünün dikkatimizi çekmesi gerekir. Bildiğiniz üzere şans olumlu eylemler için kullanılır, olumlu bir çağrışım yapar. Ancak kaza yapmak olumsuz bir durumdur. Burada ne demem gerekir? Kaza yapma riski ya da kaza yapma ihtimali demem gerekir. Şans sözcüğü bu cümleye uymamış. Cevabım A şıkkıdır. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Son sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. Kadıncağıza kuru bir teşekkürü bile çok gördüler. B. Benimle karşılaşmamak için köşe bucak kaçıyor. C. Öyle yoksul ki bir ekili ağacı bile yok. D. Düşünüp taşındıktan sonra o okula gitmeye karar verdim. Burada bir ekili ağacı bile yok cümlesinin altını çizmek isterim. Deyimin doğru biçimi nasıldır? Bir dikili ağacı bile yoktur. Ne yapmış burada? Dikili sözcüğü yerine ekili sözcüğünü kullanmış. Ben ne demiştim? Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözcükler değiştirilemez demiştim. Bu sebeple cevabım C şıkkıdır. Konumuz burada sona ermiştir. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim arkadaşlar.